Formula 1'in önümüzdeki günlerde 17 yarışlık 2020 takvimini yayınlaması bekleniyor. Son gelen bilgiler İstanbul Park Pist yönetimiyle anlaşmanın sağlandığı ve Türkiye Grand Prix'sinin takvime yeni eklenen yarışlardan olacağı düşünülüyor. Perez Kasım ayındaki boşluk için düşünülen pist ancak sonuç olarak İspanyol pisti ile herhangi bir anlaşma olmayacak. Uzun zamandır beklendiği üzere sezon Orta Doğu'da üçlü yarışla sona erecek. Bu üçlü yarıştan ikisine Bahreyn ev sahipliği yapacak ve sezon Abu Dhabi finaliyle bitecek. Türkiye'nin takvime gelişiyle birlikte takvimdeki toplam yarış sayısı 17 yarış olacak. Bu da Formula 1 CEO'su Chase Carey'nin 15-18 yarışlık hedefine ulaşacağı anlamına geliyor. Bu kilit bir rakamdı çünkü TV yayıncılarının ödemeyi taahhüt ettiği parayı alabilmek için minimum 15 yarış yapılması gerekiyordu. Amerika'daki tüm yarışları iptal etme kararı alan Formula 1, 1 Kasım'daki Imola yarışından sonrası için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyordu. Vietnam ve hatta Çin'de bir yarış yapabileceği düşünülüyordu. Ancak her iki yarışta 2020 için resmi olarak iptal edilmemiş olsa da bir süre önce her iki yarışında yapılmayacağı kesinleşti. Tarihler henüz doğrulanmasa da Türkiye'nin Imola'dan 2 hafta sonra yani 15 Kasım'da yapılması planlanıyor. Bahreyn'deki yarışlar 29 Kasım ve 6 Aralık'ta yapılacak. Abu Dhabi finali ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bahreyn'deki ikinci yarışın pistin kısa versiyonunda yapılması ihtimali masanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Geçmişte takımlar içerisine büyük bir gemi taşımacılığı operasyonunun da bulunduğu bir şekilde kamyonlarını Türkiye'ye getirdiler. Ancak Covid-19 endişeleri altında taşımacılığın uçakla yapılması ve bu yüklerin daha sonrasında Orta Doğu'da yapılacak yarışlara gönderilmesi planlanıyor. Türkiye son haftalarda sürpriz şekilde 2020 takvimi için adaylardan birisi haline geldi. İstanbul Park Pisti son kez 2011 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve sonrasında ticari sebeplerden ötürü yarış gerçekleştirilmedi. Kerry 2017'nin Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Ancak bu noktada yarışın takvime dönmesi pek olası görünmüyordu. Pist 2013'ten bu yana Vuralak tarafından işletilen ve Formula 1'e dönüş için çalışmalar yapan Intercity tarafından yönetiliyor. Haberimiz böyleydi ama gerçekten de haberi seslendirirken mutluluktan sürekli olarak takıldım ve yaklaşık 2-3 dakika sürmesi gereken bu seslendirmeyi bir 8-9 dakika içerisinde yapmışımdır. Belki bir kamera yok ama ağzım kulaklarımda konuşuyorum şu an bile anlatırken de gerçekten de 2011'den bu yana aslında bize bu kadar uzak gözüken bir olayın aradan 9 yıl geçtikten sonra bu kadar yakın olması bize ve takvime geri dönebilecek olmamızı muhteşem bir his, muhteşem bir duygu. Bizim de dışarıdan elde ettiğimiz kaynaklara baktığımız zaman Formula bir anlaşması şu anda kesin olarak yapıldı ancak çok yakın bir zaman içerisinde açıklanması bekleniyor şu anda. Seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak? Çok yıllı mı yoksa sadece tek yıllık bir anlaşma mı? Bunları da yine önümüzdeki günlerde yapacakları anlaşmalarla beraber bizlere duyuracaklar. Ama her ne olursa olsun sadece bir sene bile olsa görebilmek muhteşem bir his olacak. Özellikle de gidebilirsek eğer ortam düzelirse bizim için çok 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 iyi olacaktır diye düşünüyorum. Temennimiz bir an önce artık bu haberin kesinleşmesi ve Formula bir araçlarını tekrardan Mabette görebilmemiz Formula 1 için inşa edilen İstanbul Park pistinde bir an önce görebilmemiz olacak. Bu videomuzda kapatalım o zaman. Yine bir önceki videomuzda da İstanbul Park'la alakalı çok güzel bir pist rehberi videosu hazırladık. Kısa bir video ancak önümüzdeki zamanlarda özellikle de Formula 1'in geri dönüşünün kesinleşmesiyle birlikte 2005'ten 2011'e kadar olan yarışları ve neler yaşandığını sizlere detaylı olarak Açıklayacağız, videosunu yapacağız ama öncesine pis rehberi videosunu izlemek isterseniz sağ üstteki karttan ona da ulaşabilirsiniz. Haberimiz, detaylarımız ve bilgilerimiz bu kadardı. Motorsporları Dünya Aslan ve F1'den daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.